Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı ataması ile ilgili konuşmuş olacağız. Biliyorsunuz ki 85.000 yeni alım yapılmış olacaktır. Herkese tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tabi birçoğumuz 2020 puanla, diğer birçoğumuz da 2022 puanla olacak diyor. Şu an resmi bir açıklama olmadığı için kesin bilgiyi aktaramıyoruz ama şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Daha önceki alımlarda Böyle bir duyuru geldiği takdirde, böyle bir aşkıma yapıldığı takdirde 1-2 hafta sonrasında hemen süreç başlıyordu. Bu duyurunun gelmesiyle, bu aşkımanın yapılmasıyla beraber yeni bir duyurunun gelmesine işarettir. İnşallah hem 2020 puanıyla güzel bir alım olur hem de 2022 sınavının ardından güzel bir alım olur diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Tabi duyuru geldiği takdirde bizler Sağlık Bakanlığı Yönetim Dairesi Başkanlığı'nın duyurular kısmından görüntülemiş olacağız bilginiz olsun. Yine duyuru geldiği takdirde kimler nereye başvursa daha iyi olur veyahut da bizler başvurumuzu nasıl yapabiliriz en doğru tercih nasıl olmalı gibi önemli konuların hepsine değinmiş olacağız merak etmeyiniz. Bunun dışında birçok kişi de şunu soruyor. Hocam bu 85 bin içerisinde destek personeli işte hizmetlidir, aşçıdır, şofördür, güvenlik görevlisidir. Bu gibi alımlar da olacak mı? Evet arkadaşlar bu gibi alımlar da olacak. En az 10 bin maksimum 15-20 bin arasında destek personeli alımına ayrılmış olacaktır. Diğer bir kısmı hemşire, ebe, ambulans şoförlüğüne ayrılmış olacak. Ve bunların dışında da tabi ki de diğer teknik alımları da mevcuttur ve doktor alımları da mevcuttur bilginiz olsun. Макак. Diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz sevgili arkadaşlarım. İnşallah en kısa sürede açıklama gelir. Açıklama geldiği takdirde sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Bu esnada 2022 sınavınıza da odaklanmaya gayet göstermiş olun. Belki 2022 puanla olur belli olmaz. İşçi alımları, destek personeli alımları bunların hepsi sözlü mülakatsız sadece ve kura yöntemiyle olabilir arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı işte işçi alımları, destek personel alımları kura yöntemiyle olacak. Diğerleri ise KPSS puanıyla olmuş olacaktır. 2020 mi olacak, 2022 mi olacak? Bunlarla ilgili tez vakitte duyurusunu yapabilmeleri için etkinlik yapmaya gayet göstermiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.